Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Kâlallahu teâlâ fi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhterem kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bu okumuş olduğum ayet-i kerime Tagabun suresinden 1. ayet-i kerime. Dünkü sohbetimizde, belki bazı kardeşlerimiz fark etmişler de YouTube'dan canlı yayında yapmıştık. Bu surenin, bu 18 ayetlik surenin ilk 10 ayeti kelimesini görmüştük. Sure-i Celil'e böyle başlıyordu. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ Cenab-ı Allah'ı tesbih eder. مَا فِي السَّمَاوَاتِ göklerde ne varsa ve مَا فِي الْاَرْضِ yeryüzünde ne varsa. Allah Celle Celaluhu'yu her türlü eksiklikten, noksanlıktan, kusurdan uzak tutar. Sübhanallah derler. Tabi çok şükür elhamdülillah biz de yeryüzünde yaşayan bir varlık olarak bunlara dahiliz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyoruz. Bazen bilerek, bazen de bilmeyerek elimiz, ayağımız, organlarımız kendilerinin bildiği bir lisan ile Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyorlar. Lehul mülk, mülk ona aittir. O yaratmıştır kainatı. Sahibi odur. Kanunlarıyla dilediği gibi yöneten de odur. Dilediği zaman yok edecek de odur. Dolayısıyla ve lehul hamd, hamd de ona aittir. Allah'tan başka kimse hamde değmez, şükre değmez. İnsanlar birbirlerine iyilik gördükleri zaman teşekkür ederler. Bu Cenab-ı Allah'ın bir tavsiyesidir. Sevgili Peygamberimizin lisanıyla bize öğretmiştir. مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen, Cenab-ı Allah'a şükretmesini de bilmesin. İyilik gördüğümüz zaman teşekkür etmemiz lazım gelir. Bu iyilikler maddi olur, manevi olur. Aslında iyiliklerin maddi olanından manevi olanları çok daha kıymetlidir ama her insan bunu takdir etmez. Kimileri bir 100 lira kapabilmek, bir 1000 lira kapabilmek için birçok değmez insanın önünde takla atarken, çünkü o dünya hayatında azıcık bir ihtiyacını karşılayacak belki ama iki dünyada saadetini belki bir izinle temin edecek olan ruhuna gıda veren insanları, maneviyat cihetinden kendilerine faydalanan insanları aman beş kuruşunu mu gördük diyerek küçük görür, o tür iyiliklerini görmezlikten gelir, fırsat bulursa da iğneler, canını sıkar, güzel olur insanlar. وَكَانَ الْاِنْسَانُ ظَلُمُ الْجَهُولَ Bu da insanın zalim, cahil tarafıdır. Ve o alâ külli şeyin kadir, o her bir şeye kadirdir. Her bir şeye. Bu ayetleri şöyle hızlıca bir geçelim. Bunları işledik, tekrar etmeyelim. Allah Celle Celaluhu insanı yarattı. Kabiliyetlerle donattı. Bir kısmı kabiliyetlerini kullandı. Cenab-ı Allah'ın varlığını gördü. Yarattığı eşyada gördü, aklıyla gördü, kalbiyle gördü ve Allah var dedi. Mümin oldu. Allah'a iman etti, dayandı, güvendi. Bir kısım da kafir oldu. Görmüyoruz dedi. Gözüyle görmediğini inkar ediyordu.
aklını da görmüyor, ona da inkar etmesi lazım. Allah Celle Celaluhu insanların bütün yaptıklarını hiç şüphesiz ki görüyor. En büyük kontrol budur. Allah herkesi görüyor ve zamana geldiğinde bundan dolayı da yaptıklarından hesaba çekecektir. Allah yerleri ve gökleri belli bir kanunla yaratandır. Ve bizleri de analarımızın karnından başlayalım. Dilediği gibi suratımızı çizen, kalıbımızı çizen, içimizi dışımızı donatandır. Ve ne güzel yaratmıştır. Erkekli dişili insanı Allah, dışıyla, içiyle, kalbiyle, ruhuyla, bedeniyle, aklıyla ne güzel yaratmıştır. Fakat sonuçta bu yarattığı da fena bulacak ve Allah'a dönecektir. Allah göklerde ve yerde olan her ne varsa hepsini bilir. Bilir çünkü kendisi yaratmıştır. Ne yapıyorlar? Neye muhtaçlar? Hepsini bilir ve bilir. İhsan eden de odur. Biz de yaptıklarımızı gizlesek veya açığa çıkarsak ne yazar ki? Allah hepsini görüyor. Bir Müslüman için önemli olan budur. Allah'ın görmesi. Müslümanlar toplum içerisinde yaşarlarken doğru, dürüst ve dengeli hareket ederler. Kanunlara, nizamlara uyarlar. Başkalarının hakkına el atmazlar. Çünkü Allah görüyor. Çünkü Allah bunun hesabını ondan soracak. Müslümanlar ellerinden gelirse toplumun muhtaçlarına yardım eder, muhtaç olmasa da diğer insanlarına ikram ederler. Çünkü Allah görüyor ve bunu seviyor ve bundan dolayı onu mükafatlandıracaktır. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka görecektir. Ancak bir kısım insanlar vardır ki kafirdirler. Allah Celle Celaluhu kendisini tanıttığı peygamberlerini ve onlarla göndermiş olduğu kitaplarını alayla karşılamışlar. Allah'ın verdiği kabiliyeti başta akıl olmak üzere kullanmamışlar. Biz bir insana mı uyacağız demişler. Başka ne yapıyorsunuz ki? Krallarınızı uyuyorsunuz. Yöneticilerinize uyuyorsunuz, hukukçularınıza uyuyorsunuz, iktisatçılarınıza uyuyorsunuz. Onlar insan değil mi? Size ideoloji yazanlar, size değil mi? Sistem yazanlar, size Allah'ın dininin dışında hayat tarzı yazan ve dayatanlara uyuyorsunuz. Bunlar melek mi? Bunlar şeytan mı? Bunlar da insan. Ama peygambere gelince, bir peygambere mi uyacağız diyorlar. Nesini beğeniyorsunuz peygambere? Ebeşerim yehdunena, bir beşer, bir insan mı bize hidayet edecek diyorlar. Kim size hidayet edecek? Gökyüzünden melek gelse, ya siz meleksiniz, biz insanız, biz size nasıl uyalım derler. Şeytan olsa, belki size uyuyorlar, bilen mi? Allah Celle Celaluhu bizim imanımıza ve ibadetlerimize ve ona itaat etmemize muhtaç değildir. Biz Allah'a iman ve emirlerine itaatle yasakladıkları zararlı şeylerden kaçmakla aslında kendimize iyilik ediyoruz. Allah'ın bize hiçbir ihtiyacı yok. Onu öven melekler başta olmak üzere zaten bütün yerlerde ve göklerde olan tüm varlıklar vardır, yukarıda geçmiştir. Bu kafirlerin, bu şımarıklarının altında yatan nedir değerli kardeşlerim? Öldükten sonra dirilmeye inanmamalarıdır. Başı boş bırakılacaklarını zannediyor. Hayır, öyle değil. Mutlaka öldükleri gibi yeniden diriltilecek ve hesap sorulacaklardır. Bu Allah'a çok kolay. Öyleyse aklı başında olan her bir insana Allah'a iman düşer. Allah'a imanın doğru olabilmesi için Cenab-ı Allah'ın kendisini tanıtmış olduğu
peygamberlerine iman etmek lazım. Çünkü peygamberler aracılığıyla Allah Celle Celaluhu kendisini ve dinini tanıtıyor. Kitaplar gönderiyor, açıklamasını, uygulamasını peygamberler eliyle yaptırıyor. O yüzden Allah'a iman ne kadar önemli ise peygambere iman ve kitaba iman da o kadar. Size bir kitap veriyor Allah Celle Celaluhu. Niçin? O kitaba göre hareket ederek hayatınızı mutlu kılın diyor. O kitabı okumazsanız, içinde ne yazıyor anlamaya çalışmazsanız, hayatınızda bir anayasa gibi bir el kitabı yapmazsanız, ha varlığı, ha yokluğu olursa, Allah'a iman etmenin, peygambere iman etmenin, kitaba iman etmenin neticesi ne olur? Ne hasıl olur bundan? Değerli kardeşlerim, çok büyük bir aldanmadır. Bu aldanmayı ahirette herkes görecek. Ama madem ki insan akıllı, bu dünyada bunu görürse kendisine bir faydası olur. Allah Celle Celaluhu. Seviyoruz. Seviyoruz ama sevdiğimizi buna kulluğumuzda göstermemiz gerekiyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diyoruz. Cenab-ı Allah'ın bize nimetleri sayısız. Nasıl o hatırı saymak için neler yapmalı, nasıl davranmalı, nasıl bir kullukta bulunmalı? Bunu peygamber öğretiyor, bunu kitap öğretiyor. Ve bütün bunlar önümüze bugün çok güzel kitaplar halinde serilmiştir. Kur'an-ı Kerim kaybolmamış. Türkçe'de elhamdülillah mal dediğimiz bir şekilde anlaşılır bir biçimde tercüme edilmiş. Yetinmeyenler için irili ufaklı tefsir kitapları var. Bugün dilinizi doğrudan öğrenmek isteseniz bir sürü çalışan veya emekli hocaefendiler var. Ücretsiz size dininizi öğretirler. Değerli kardeşlerim, bunun kıymetini bu dünyada yaşarken bilmemiz lazım. Ahirette eyvah aldanmışız demenin insana hiçbir faydası olmaz. Elbette ki Cenab-ı Allah o gün insanları toplayacak. İnsanların genellikle en iyisinin bile daha iyi olabilirdik dediği pişmanlık çekeceği bir gün yani o gün. Kim Allah'a iman ederse, Resulüne iman ederse, salih ameller işlerse, bu arada ufak tefek günahlar, hatalar, kusurlar da olabilir. Bunlardan da Cenab-ı Allah'a tövbe istiğfar ederse, Allah o günahları bağışlar, kulunu çok seviyordur, huzurunda onu sevindirir.